Ra'd suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler de O'nun korkusundan dolayı O'nu tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir, O'nunla dilediğini çarpar. Onlar Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah'ın çarpması pek çetindir. Gerçek dua O'nadır. O'nun dışında yalvarıp durdukları ise onlara hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar olsa olsa ağzına su gelsin diye iki avucunu açana benzer ki O O'na gelmez. Kafirlerin duası hep bir sapıklık içindedir. Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde ederler. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki Allah'tan başkalarını O kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verebilenleri dostlar mı ediniyorsunuz? De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da, bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyi yaratandır. O birdir, her şeye üstün ve kahredicidir. Gökten bir su indirdi de vadiler kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Sel de suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir ziynet eşyası veya bir değerli mal yapmak için ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı böyle çarpıştırır. Fakat köpük atılır gider. İnsanlara faydası olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emirlerine uyanlar için daha güzeli vardır. Ona itaat etmeyenler ise yeryüzünde bulunan ne varsa hepsi kendilerinin olsa da onu ve bir o kadarını bütünüyle kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte onlar hesabın kötüsü kendileri için olanlardır. Varacakları yer de cehennemdir. Orası da ne fena yataktır. Sadakallahül azim.